Fakat baba gitmekte ısrar ederse... Peki ayrılacak mı bu kız kocasından? Evet. Gerekirse ayrılır. Ya çocuklar? Çocuklar Almanya'nındır. Hiçbir güç onları hiçbir yere götüremez. Oh, Ferit. Efendim? Bir kızım var. 6 yaşında. Nerede kızın? Çocuk bakım evinde. Onu bana vermiyorlar. Neden? Fişlemişler beni uyuşturucu yüzünden. Ama tedavi oldun sen. Tedaviden sonra 5 yıl beklemeliymişim. Eski hastalığım nüksedebilirmiş. İsmi ne? Ayşe. Aslında onu iyi tanıyoruz. Evet. Lütfen artık dışarı çıkar mısınız? Tamam, şimdi gidiyorum. Hastayı fazla yordunuz. Gidip Ayşe'yi göreceğim. Lütfen Ferit. Ona Türk olduğunu unutturmaya çalışıyorlar. Ne demek bu? Tıpkı bana yaptıkları gibi Ferit. Ne düşünüyorsun? Onunla gidecek misin kızım? Fakat babam kesinlikle affetmez sizi. Babam yeter artık. O hiçbir şey yapamaz bize. Sen babanı bilemezsin kızım. O gerçek bir canidir. Evet, savaşta neler yaptığını biliyorum. Ama artık şartlar değişti. Anlamıyoruz. Savaştan önce de böyleydi. Nasıl yani? 1930'lu yıllardı. Biz o zaman Berlin'deydik. Bir genç karı koca dostumuz vardı. Çok iyi görüşürdük onlarla. Evet. Fakat bir gün küçük bir münakaşa yüzünden baban adama hiç acımadan hemen gidip Gestapo'ya haber verdi, ihbar etti. Suçu neydi? Alman Yahudisiymiş adam, bunu ben sonradan öğrendim. Karısı da mı? Yok, hayır. Karısı Alman'dı. Ben çok acımıştım onlara. Gestapo gelmeden kaçmaları için uyardım onları. Çünkü başka bir yerde kimse onları tanıyamazdı. Yakalandılar mı yoksa? Hayır. Arka kapıdan çıkıyorlardı. 1,5 yaşındaki bebekleriyle. Helmut. Gördü, ateş etti. Vurdu mu onları? Evet. Sadece adamı. Kurşun kafasına isabet etti. Korkunç. Gerçekten korkunç. Şimdi endişelerimin nedenini anladın mı? Peki ne yapabiliriz? Kocanın ve senin sağlığın için bir süre daha ona uy. İtiraz etme yavrum. Kesin kararlı mısın? Bu tetiş devam ederse evet. Bence biraz acele ediyorsun. Peki ben sana güveniyorum. Bir süre daha ortaklığımızı sürdürelim ancak... Evet. Ben bu ara bir Türkiye'ye gitmek istiyorum. Sen bilirsin. Ne oldu? Nasıl kızın durumu? Ameliyat ettiler. Şimdilik tehlikeyi atlattı gibi. Çok iyi. Zavallı kızcağız. Asıl zavallı çocuğu. Ne? Bir de çocuğum var. 6 yaşında. Hani bir Naciye Hanım vardı ya, Suzun aslında onun kızıymış. Olamaz. Müthiş. Çocuk bakım evinde. Bugün gittim gördüm onu. Gençlik dairesi çocuğu ailesine vermeye bir türlü yanaşmıyor. Neden? Çünkü baba yok ortada. Anne ise sağlıksız. Çocuğun iyi yetişmesi için orada kalması gerekiyormuş. Fakat o bir Türk çocuğu. Pardon Bay Herbert. Bu gençlik dairesi istediği ailenin çocuğunu elinden alabilir mi? Aile geçinemiyorsa, alkolikse, çocuklarını dövüyorsa... ...çocuğun veya bir yakın komşunun ihbarı üzerine çocuğu alıp götürebilirler. Yani ben çocuğumu dövemez miyim? Hayır. Saçma. Böyle bir şey olmaz. Çocuk toplumun geleceğidir. Kimse kendi kötü eğilimlerine onu alet edemez. Annesi babası olsa bile. İlginç, çok ilginç şeyler. Ferit. Buyur abi. Ben eve gidiyorum. Sakın bir yere ayrılma. Peki.
Al Baraka Türk birinci yılını doldurdu. Doğudan batıya, kuzeyden güneye dünya çapında faizsiz finans kurumu. El emeği, alın teri, göz nuru Al Baraka'da çoğalır. Al Baraka Türk faizsiz çalışır. Al Baraka Türk'te hesap açtıranlar hesaplarını yeniliyor. Çünkü Al Baraka Türk yüksek kâr payı veriyor. Hepsi kâr payı mı? Doğrusu bu kadar ummuyordum. İhracat, ithalat, alım satım. Türkiye ve dünya çapında faizsiz ticaret finansmanı. Al Baraka Türk faizsiz çalışır. Al Baraka Türk yüksek kâr payı verir. Al Baraka Türk'ün merkezi İstanbul'dadır. Muhabir banka aracılığıyla Al Baraka Türk'e havale gönderebilirsiniz. El emeği, alın teri, göz nuru tasarruflarınızı Al Baraka Türk'te değerlendirin. Siz de Al Baraka Türk'e katılın. Al Baraka Türk. Al Baraka Türk faizsiz çalışır. Domuz, bırak onu! Sen sus, o benim karım, çocuklarımın anası! Olsun, bu sana onu dövme hakkını vermez! Burası benim evim, lütfen gidin buradan! Mustafa! Yalan mı? Aylardır sizin yüzünüzden karımla baş başa kalamadık! Demek kovuyorsun bizi, öyle mi? Lütfen! Nasıl yaparsın böyle bir şey? Onlar benim annem, babam! Yeni mi fark ettin bunu? İlkelsin, ilkel ve kabasın! Gidelim baba, ne olur beni de götürün, buradan daha fazla dayanamayacağım artık! Defol! Geri çekil! Rut, sen içeri gir, çocukları hazırla. Çekil dedim! Petra! Boşanacak mısın ondan? Tercih etme şansın var mı? Ne demek istiyorsun? Ne bileyim, çok tuhaf kurallarınız var. Karımın ailesi mahkemeye başvurmuş. Ben istemesem bile mahkeme boşayabilir mi beni? Saçmalama. Sen benim avukatımsın, bana şunu söyle. Boşanmayı kabul etsem çocukları kime verirler? Tabii ki en liyakatli olanı. Yani? Sen peşin yargılısın. Alman mahkemeleri son derece adildir. Affedersin, adaletten kuşkum yok. Yalnız çocukların bakımı söz konusu olduğunda... Petra'nın benden daha şanslı olduğunu anlatmaya çalıştım. Anneler daha yakındır çocuklara. Bence önemli olan o değil. Nedir peki? O bir Alman. Şahitlerin ifadelerinden Bay Öztürk'ün işi dolayısıyla... karısını sürekli ihmal ettiği, son günlerde ise... onu zaman zaman dövdüğü anlaşılmıştır. Bay Öztürk eşinin boşanma istemini reddetmekte ve evliliklerinin sürmesinden yana olduğunu belirtmektedir. Mahkememiz ailenin korunması ilkesinden yola çıkarak ve karı kocanın ileride barışabileceği umuduyla duruşmayı 2 ay ertelemiştir. Bu zaman zarfında çocuklar anneleriyle kalacaklar ve babaları haftada 1 gün çocuklarıyla birlikte olabilecektir. Bay Öztürk, haftanın hangi gününü istersiniz? Cumartesi iyi olur. Sizce de uygun mudur? Ne dersiniz? Ben kesinlikle göstermekten yana değilim. Lütfen aranızda konuşmayın. Sadece evet veya hayır. Ben çocukların koca bir gün o adamla birlikte olmalarına karşıyım. O adam dediğiniz çocukların babasıdır. Ayrıca buna siz değil, mahkeme karar verir. Her cumartesi günü çocuklar babaları ile birlikte olacaklar. Ve pazar sabahı yine babaları tarafından annelerine teslim edileceklerdir. Duruşma sona ermiştir. Canım benim, nasılsın? Bilmiyorum, Ayşe'yi gördün mü? Gördüm. Çok iyi. Fakat hayret, beni görü görmez tanıdı. Ne güzel. Yalnız çocuk Türkçeyi unutmuş. Tümüyle mi? Sadece birkaç kelime. Ben hayret ettim. Fakat... Zavallı yavrum.
Babası kimdi? Aynı yaştaydık. İkimiz de henüz çocuk sayılırdık. Evlendiniz mi? Hayır. Ne oldu peki? Hamile olduğumu duyunca ortadan kayboldu. Bir daha görüşmediniz mi onunla? Hiç. Alman mıydı? Hayır. Türktü. O da benim gibi Haymlar'da yetişmişti. Anlıyorum. Onu geri alabilirim değil mi? Tabii alırsın. Neden alamayacakmışsın? Sen onları bilmezsin. Annem bir kere dövdü diye 6 yaşında beni ondan ayırdılar. Haftada sadece bir kez görebildim annemi. Tamam, tamam. Fazla konuşma istersen ha. Canım benim, göreceksin, iyileşeceksin ve en kısa zamanda çocuğuna da kavuşacaksın. Bana bu kadar sevgi gösterme. Alışık değilim. Olmaz. 180.000 verin, hemen devrini yapalım. Peki, kaçta buluşalım? Saat 2'de buraya gelin. Peki, görüşmek üzere. Hadi, görüşmek üzere. Sattım bir haneyi. Ucuz verdin. Sen alsaydın. Pardon dayı. Hayırdır, gel. An geldi, bir hane açılacak mı diyor. Bilmiyor musunuz? Bugün satıyorum orayı. Ya, demek bir haneyi... Peki, ben ne yapacağım şimdi? Deli olan. Burası var ya. Bir hane başkaydı. Orası benim evim gibiydi. Gel satma ne olur. İnan gözüm gibi bakarım. Bir tek serseri yaklaştırmam oraya. Ulan zır delisin sen be. Görmedin mi başımıza gelenleri? Ben giderim. Ben buralarda durmam artık. Sen de git, ne duruyorsun da? Ne? Bir şey yok. Biraz üzüldü o kadar. Ben de çok üzüldüm. Ne yapalım, öyle gerekiyordu. Hadi. Al şu parayı. Kızı bir birahaneye götür. Kafan yerine gelsin. Sonra tekrar konuşuruz bunu. Hadi bakalım. Hoşça kal. İyi şanslar. Senin yani, senin diyorum, baban var mı? Evet. Allah kahretsin be. Baban olmasaydı kesin alırdım seni. Ne? Boş ver. Şey, bira. Pekala. Ulan şu Alman kızları ne iyi be, hiçbir şeye itiraz etmiyorlar. Ne? Boş ver. Hey, en! Ah, Forgel! Hoşça kal şeyimiz. Biz yanmışız. Geldi domuz. Sen içeri gir, ben onunla konuşurum. Baba! Çocukları al ve içeri gir dedim. Çocuklarımı istiyorum. Beni ilgilendirmez. Bugün cumartesi, unutmayın. Defol dedim sana ben. Karara uymuyor musunuz? Hayır. Köpeğin, aç kapıyı! Baban mı geldi? Yok, hayır kızım. Baban değil o. Bir başkası. Ama ben duydum, babamın sesiydi. Yok değil. Dışarıdan geldi. Biri büyük babanla münakaşa ediyor. Baban değil canım. Defolup gitti pis domuz. Fakat baba... Sus! Bu çocukların onu unutması gerek. Çocukların yüzünü bile göremedim. Kapıyı yüzüme kapattı.
İmkansız, yapamaz böyle bir şey. Yaptı bile. Adamın kanun manun dinlediği yok. Deli bu adam, karara nasıl uymaz? Neyse, pazartesi ben hallederim. Şimdi sakin ol ve işine git. İkisi de çılgın. İkisi de inatçı. Nasıl da denk düştüler birbirlerine. İyi geceler. İyi geceler. Işığınız yanıyordu. Karınız da yok. Düşündüm ki bugün bana ihtiyacınız olabilir. Ne gibi? Ne bileyim, ben öyle düşündüm. Bakın bayan, ilginize çok teşekkür ederim. Fakat size hiç ihtiyacım olmadı ve olmayacak da. Onun için şimdi evinize gidin ve kocanızla yatın. Bir daha da beni hiç rahatsız etmeyin. Gördüğüm en küstah adamsın. Alo. Bay Öztürk. Evet. Ben bugün yargıçla görüştüm. Yarın 11'de git. Sana bir görevli verecekler. O da çocukları alıp sana getirecek. Anladım. Umarım yine bir sorun çıkmaz. Dediğimi yap, merak etme, sorun çıkmayacak. Peki, teşekkür ederim. Bir şey değil. İyi geceler. Bu apartman 12 numara. Peki. Siz bekleyin, ben çocukları alıp getireceğim. Bu tarafa geç, sen de bu tarafa. Sen de etrafı kol. Ne yapmayı düşünüyorsun? Sana ne? Hadi şimdi. Gel buraya. Bırak beni abi. Neden yaptınız bunu? Yakışıyor mu sana? Adamları korumak sana mı düştü? Çocuklar. Çocuklar yok. Anneleriyle Berlin'e gitmişler. Yalan söylüyorsun, yalan. Bırak yakamı. Doğru söylüyorum o kadar. Olmaz böyle şey. Mahkeme kararına uymak zorundalar. İstersem içeri atarım onları. Nasıl yapacaksınız bunu? Gayet basit. Mahkeme kararına uymamak ve hürriyeti kısıtlamaktan. Bay Öztürk bir dilekçeyle başvursun bize. Bu dilekçeyi yazabilirim. Ancak ben başka bir şey rica edeceğim sizden. Nedir? Kararı değiştirebilir misiniz? Nasıl? Karım ve çocuklarım kayınpederimin evinde. Benim o eve girip çocukları görmem imkansız. Çünkü o beni evine sokmuyor. Evet, bunu biliyorum. O zaman bir tek çözüm kalıyor. Onlar çocukları bana getirsinler, yani benim evime. Bunun için 2 saatlik bir görüşmeye bile razı olabilirim, inanın. Evet, son derece mantıklı. Pekala, bunu size sağlayacağım. Teşekkür ederim. Bak, evimize geldik. Hadi inelim. Evet, evet, geldik. Gel. Gel bakayım. Gel. Hadi bakalım çocuklar. Evet. İnin aşağı. Sen de gel yavrum. Hop. Babamızı göreceğiz mi? Göreceksiniz, göreceksiniz. Babamı, anneniz götürecek sizi. Gel. Evet. Hadi gidelim. İçeri girince sakın çocukların yanından ayrılma. Onlarla Türkçe konuşmasına müsaade baba, etme. Baba, biz geldik. En küçük bir şeyden kuşkulanırsan bağır, hemen gelirim. Hadi şimdi baba, al götür çocukları. Babacığım. Dediklerimi sakın unutma. Anlaşıldı mı? Babacığım. Ah canlarım, gelin. Gelin içeri, gelin. Gelin. Bak benimkine. Al canım. Bak. Petra. Anne, baba. Affedersin, sana çok kaba davrandım. Baba, fakat duvardaki o resimleri görünce
Ben bunu bir hata olarak kabul ediyorum. Beni anlamalısın. Baba, biz mütasip insanlarız. Şunu açsana. Bunu bana daha önce de söyleyebilirdin. Daha önce söylemek istedim ama fırsat olmadı bir türlü. Peki. Bana şunu... Şunu söyle, babanla mutlu musun? Bak istersen tekrar birleşebiliriz. İmkansız bu. Babam ikimizi de öldürür. Biliyorum. Ondan çok korkuyorsun. Bunu daha önce de konuşmuştuk seninle. Gel gidelim buradan. Nereye? Benim ülkeme. Türkiye'ye. Nasıl olacak bu? Beni ve çocukları bir an olsun dışarı bırakmıyor. Şu anda bile kapıda. Ben bir plan yaptım. Onu bir dahaki gelişinde uygulayabiliriz. Yeter ki sen evet de. Bang bang. Hadi, kaldırın. Fakat bu oyunu hiç beğenmedim, biliyor musunuz? Niye? Bak. Tehlikeli bir oyundu ondan. Hele size hiç yakışmıyor. Hadi gireceğiz bak. Benimle gelecek misin? Bilmiyorum. Burada mutluluğumuzu gölgeleyen bir sürü şey var. Orada ise tam bir özgürlük bekliyor bizi. Peki ne yapmam gerekiyor? Bunu sana haftaya söyleyeceğim. Şimdi sadece isteğim... ...bu önümüzdeki bir hafta boyunca bana sadık kalman... ...ve onu bir şeyden kuşkulandırmamandır. Peki. Şimdi uslu uslu annenizle gidin, sonra tekrar görüşeceğiz. Hadi bakayım. Gel bakalım. Tamam mı? Ama dedeniz dışarıda bizi bekliyor. Gitmezsek gücenir sonra. Ya daha güzel. Bu ne? Ben de istiyorum kızım ama şu anda imkansız. Ben burada kalacağım işte. Hadi şimdi gidin, sonra hep bir arada olacağız, göreceksiniz. Unutma haftaya. Haftaya? Tamam, güle güle. Ben kapıya çıkmayacağım. Neden peki? Ne bileyim, duygusal bak, davranabilirim. O zaman da şüphelenebilir. Onun için sen çocukları al. Doğru. Ve çık. Hadi güle hoşça güle. Kal. Hadi bakalım.